Uşağlı'nın gözyaşları. Uğur Bey de size çok destek oldu. Bir kere olsun yanınızdan ayırmadınız. Gerçekten benim çok kötü süreçlerimde yanımda oldu. Sen ağlama, dayanamam. Geçen hafta eşi Uğur Akkuş'la beraber kiraladıkları helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a gelen Ebru Uşağlı, Nişantaşı'nda bir restoran çıkışı kameralara takıldı. Uşağlı restoranın önünde gördüğü kedileri sevdi. Ay şunun tatlılığına bakın, yerim ben bunu ya. Sizi bekliyordum. Evet, ben onları çok seviyorum. Sevin isterseniz. Benim de kedim var biliyorsunuz, çok seviyorum yani kedileri. Burada da kediler varmış, evet, gelince evet. Onları gördüm, bayağı bir sevdim. Küçük oğlu Pars'ı Nisan ayında toprağa veren Şallı'nın benim çocuklarım da kedileri çok seviyor demesi duygulandırdı. Benim çocuklarım da kedi çok seviyor yani. Bayılıyoruz biz. Ünlü model Bodrum'la İstanbul arasında mekik dokuduklarını söyledi. Vallahi işte gidip geliyoruz. Zaten hani bizim Bodrum'da şimdi ev olduğu için işte biraz eviyle oyalanacağım falan. Biraz öyle görünüyor. Ondan sonra onun işleri falan olacak. İşte Uğur'un çocuklar, ondan sonra benim büyük oğlan. Bera falan hep birlikte bir tatil yaptık, ablam falan ailece. Ondan sonra Bodrum'da annemlerle falan da birlikte olduk. Sonra çocuklar için Marmaris'e gittik tekneyle. Güzel geçti, eğlendiler bayağı çocuklar onlarla birlikte. Bera da biliyorsunuz 15 yaşında oldu artık, öyle yani. Sonra döndük şimdi biraz burada. Biraz işlerim var marka ile ilgili. Onları halledeceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Evlat acısıyla sarsılan Şallı, güzellik markasının çalışmaları ile ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini anlattı. Ben yine biraz işe güce sardım. Biliyorsunuz ben evet. 17 yaşından beri çalışıyorum. Evet. Bana iş çalışmak çok iyi geliyor. Şu dönemde de çalışmak, bir süre sonra biraz çalışmaya başladım yani. Öyle hayata tutunmaya çalışıyorum yani. Yani biliyoruz zorlu bir dönemden geçiyorsunuz. Çok. Biz de cümlelerimizi kurmaya çalışırken gerçekten de zorlanıyoruz. Ama çok. Bu dönemde biraz da olsa moral bulabildiniz mi, toparlanabildiniz ya mi? Çocuklar çok iyi geldi bana. Yani ben ayakta durmak zorundayım zaten. Benim kocaman oğlum var, gözümün içine bakıyor yani. Ayakta durmak zorundayım. Eşim var. Başka çocuklarımız da var yani. Yani herkes bana destek olsun istiyorum açıkçası. Ebru Uşağlı geçen Eylül ayında nikah masasına oturduğu iş insanı Uğur Akkuş'un kendisine büyük destek verdiğini belirtti. Uğur Bey de size çok destek oldu. Bir kere olsun yanınızdan ayırmadı sizi. Gerçekten benim çok kötü süreçlerimde yanımda oldu. Şallı sosyal medyadan bikinili paylaşımlarına gösterilen sert tepkilere de isyan etti. Çok kötü yorumlar görüyoruz. Biz de hiç beğenmedik, sevmedik ama bu da sizi yani, daha çok yoruyor. Bu çok ezici bir şey gerçekten, öyle şeylerin olması. Çünkü bunu yaşayan bilir, yaşamayan bilemez ve Allah hiç kimsenin başına vermesin bunu. Ne annenin ne babanın. Çok kötü bir şey gerçekten. Biz tabii ki destek alıyorum. Uğur Bey gördüğünüz kadar hem manevi hem de psikolojik destekte de bulunuyor. Çok size. Oldu. Yani nasıl yani psikolojik destekte? Ponçin hep yanındaydı. Hep. Çok oldu zaten yani gerçekten. Hem babalık hem de abilik yaptı. Yaptı. Yaptı evet. 2,5 yıl boyunca bütün hastalık sürecinde hep yanımdaydı. Şu anda da benimle güzel yaşamayı hak ediyor. Bizim de dualarımız sizinle efendim tekrardan. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Bizi kırmadınız. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ünlü manken arabasına doğru yürürken iki yavru kedi gördü. Ay evet, evet, iki kardeş tane kalmışlar. Ve de çok da temizler, baktım var ya hiç. Ünlü model kedileri çok seven büyük oğlu Beren'e göndermek için fotoğrafını çektirdi. Kesinlikle kral benim anne, kesinlikle. Böyle bir şey eve gelmeyecek. Oy. Aldım ben. Acaba bu işaret mi hani mesela? Geçen aylarda Şener Bozbey isimli vatandaş, 9 yaşında kansere yenilen Pars Tan'ın mezarının başındaki köpeğin görüntüsünü yayınlamıştı. Böyle mezarına sevgili arkadaşlar, burada da böyle bir mezarının başında, hemen böyle başında bir köpek beklemekte.
bebeğinde böyle maması falan da var. Mezarın başında bekleyen sevgili arkadaşlar, sanki onu bekleyen bir köpek var. Ebru Şallı mezarın başında bekleyen köpeğe oğlu Pars'ın adını verdiğini açıkladı. Pars melek oldu. Biliyorsunuz diğer dinlerde de yurt dışında da oluyor. Anneler çocuklarını kaybettikten sonra böyle bir işaretle geliyor, sürekli hayvan geliyorlar bana. Evet. Ben sürekli hayvanlarla yaşıyorum ve bizim işte 5,5 yaşında bir kedimiz var, Tommy. Her gün Ponçin odasının kapısından ayrılmıyor, her gün. Yani çok şeyler, gerçekten. Hani o bir yani o ismi vermek doğru olmaz ama sahiplenip hani belki de onunla yaşatabilirsiniz. Onu yaptım bile. Yaptınız. Köpeğim, evet, köpek var ve onun yanında şu anda. Yani Ponçin yanında şu anda. Yani onun bulunduğu yerde besliyorum. Anladınız mı? Anladım. Evet. İsmi Parson'un. Ben koydum yani. Gidiyorum ben. Nasıl güzel bakıyorlar size. Ya çok tatlılar. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok. Aslan şimdi sizi. Tom sizi parçalar. Siz benim Tom'imi görseniz. Ebru Hanım ben de. Çok güzel. Çok güzel bir kedi. Ve şimdi geleceğim size görmeye. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Öte yandan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hafta içi Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Akkuş sorulara yanıt vermeden hızla aracına bindi. Uğur Bey, gelen kötü yorumlarla ilgili konuşsaydık.